Tabii ailenin bulunduğu yaşam alanı çok değerli. Niye? Çünkü ailenin bulunduğu yerde annesi de ve babası da, bilmiyorum artık ne durumda, başka aile fertleri nerede, ama bize gelen ilk haber annesi Fidan Gezgin'in de o enkazın altında olduğu. O yüzden an itibariyle ailenin bulunduğu hemen yerin yanındaki yerlerde muhtemelen şu an büyük bir gayret ve özveriyle aranmaya başlanmıştır. Zaten orada bir yaşam alanı açılmış belli ki, aile çıkarıldığına göre. Bir çamaşır makinesinin, yanlış hatırlamıyorsam yetkilinin söylediğine göre, bir çamaşır makinesinin kendisini kurtardığını ve koruduğunu anlattı. Onlar baktığında, gördüklerinde, zaten biz hep onu söylüyoruz, böyle facialarda, depremlerde sert cisimler insanları koruyabiliyor ve bir metre, bir buçuk metre de olsa bir yaşam alanı açıldığında onlar kendilerini orada muhafaza edebiliyorlar. Ki bahsettiğimizde 4 yaşında olduğu söylenen, yine hep iddialara göre hareket ediyoruz çünkü sıcak bilgiler, siz de takdir edersiniz ki daha yeni yeni gelmeye başlıyor ama tabii birkaçı da teyide muhtaç oluyor çünkü en başta bebek denmişti, ondan sonra 4 yaşında olduğu konuşuldu Ayla'nın. Şu an gelen son bilgi, Ayla'nın 4 yaşında olduğu, annesinin, annesi Fidan Gezgin'in hala enkazın altında olduğunu biliyoruz. Bu bilgi geldi. Tabii orada başka insanların daha olduğu bilgisi de hep gelmişti. Şimdi arkadaşım Mücahit Topçu'ya tekrar dönebilirsek, Mücahit'e de birkaç sorum olacak. Çünkü orada bu zaman zarfında, daha doğrusu aslında bütün arkadaşlarımızdan rica edeceğim. Çünkü biliyorsunuz CNN Türk ekibi, muhabirlerimiz olayın yaşandığı ilk günden bu yana sahadalar. Sema Akbulut da sahada, o da çalışmalarını sürdürüyor ve evet, şimdi kurtarma ekibinden birisi var, Sema Akbulut'un yanında CNN Türk muhabiri Sema Akbulut'a dönelim hemen. Sema, ortak isim, isim, soy ismim Levent Onur. Sakarya'dan geliyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin, belediye başkanımızın buraya intikal etmesiyle beraber buraya intikal ettik. Kurtarılmasını, yaşam alanı vardı. Yaşam alanı vardı bir beyaz eşyanın olduğu bölgede. Tabii ki takdirilâ Cenab-ı Allah'tan. Buradan 72 saat bizim için çok önemliydi. 72 saat, ama 72 saati geçtik biz. Geçtik, bu mucizeler bizi, inanın, yorgunluğumuzu da elimizden almış oluyor. Bulduğumuzda elini oynatıyordu ve tepki veriyordu. Bir sıkıntı durumu, sağlık durumunda, tabii ki sağlıkçı arkadaşımız daha iyi biliyor. Onlardan aldığımız böyle bir sıkıntı olmadığını ifadesindeyiz. Ve ambulansı en son uğurlamadan önce de kendisini de gördüğümde ve gözlerini kıpırdıp bir hareketleri, bir sıkıntı durumunu görmedik. Nasıl bir kız çocuğu? 3,5 yaşında. Nasıldı yani? Bu an gördüğünüzde nasıl oldu? Saç rengi, göz rengi. Sarışındı. Sarısı 3,5 yaşında. Ayda Gezgin birinci katta aldı. Gördük. Sen nerede bulundun? Beyaz eşya. Bulaşık makinesinin olduğu bölge kendisine devrilmiş ve yaşam merkezi açmış kendine. Tamam, üçgen değil. Üçgen değil, evet. Devrilince işte takdirilâ Cenab-ı Allah'ın vermiş oldu. Siz de babasınız. Çocuğu o şekilde gördüğünüzde, göz göze geldiğinizde ne hissettiniz? Ya şimdi dediğim gibi biz de babayız. 6 yaşındaki bizim de bir evladımız var. 1 Kasım'da doğum günüydü. Doğum gününü Elif bebek ve Ayça bebek bana sürpriz verdi. Gözleriniz doluyor. Evet. Bir şey söyledi mi bulduğunuzda? Elini uzattınız. Sadece tebessüm etti. Gülücüklerle, yani şöyle gözlerini tebessüm etti. Yani bizi bekliyordu, bir tebessüm etti. Konuştunuz mu peki? Konuşma şeyimiz olmadı. Çünkü sadece bir daygın ve yani uykudan mamur olarak uyanmış bir bebek olur ya. Aynı bunun gibi bir şekildeydi. Ne olduğunu anlayamadı, toparlamaya çalışıyor ama inşallah. İlk intibanız ne, sağlık durumu ne? Sağlık durumu çok güzel gördüm, çok iyi. Herhangi bir ilk yardım ekibinde biraz eğitimler aldığımızda bir sıkıntı olmadığını gördük. Bir çocuk bir herhalde uyuduysa, uyanma esnasında bu mamuriyeti etrafında olduğu için bu şekilde karşılaşmış oluyoruz. Ama sağlık durumunda ülkedeki arkadaşlarla karşılaştığımızda da herhangi bir ciddi bir olay olmadığını görüyoruz. Tabii ki kontrolü bastırarak tutar sürdü. Hep beraber bizler de izleyip İlk göreceğiz ona. İlk müdahale orada yaptık, evet. Nasıl evet. Desteklemelerle biz kendisine yaşam alanı daha fazla açma şeyinde bulunduk. Peki gördükten ne kadar süre sonra çıkardınız dışarıda? Gördükten 1 saat sonra, 1 saat 15 dakika süre içinde kendisini aldık orada. Nerede bulmuşlar? Birinci katta. Diş poliklinik arkadaşlar. Birinci katta. Bulundu.
Evet. Yanında ne vardı? Yanında ne vardı? Efendim, yanında birileri var mıydı peki? Yanında başka birileri başka beyaz var. Beyaz eşya yok. Şu an yanında herhangi birilerinin olmadığını, eşya dairenin eşyaları falan var. Tabii ki orada bulduğumuz kişilerin de tekrar kontroller sağlanacağız. Hatta biraz sonra da belki bir dinleme olayı da yapabiliriz. Arama silsile cihazlarımızla beraber. Bunlar dediğimiz bulduğumuz cansız ve canlı bedenimizi her birini bulduğumuz yerden kendimiz yol, kendi haritalarımıza çizerek oradan devam ediyoruz. Belki bir canlıya, belki cansız bedene ulaşabilmek için arkadaşlar. Peki efendim, nasıl oraya tünel mi açtırmıştı, nasıl bir çalışma yürütmüştü? Kendi yöntemlerimizle sabitleme ve destekleme şekilde hareket ediyoruz buraya. Daha çok biz bunları ahşap sistemi kuruyoruz. Çünkü ahşaplar bize sinyal veriyor çökmede veya hangi tehlikede olan şeyde. Metaller bunları vermiyor. Kendi ekipmanlarımızla açarak, destekleyerek içeri girip, çünkü çıkaracağımız, hatta kendimizin girdiğini biraz daha fazla açıyoruz ki çıkaracağımız yaralı veyahut da cansız bedeni rahat bir şekilde çıkarabilebiliriz düşüncesine hareket ediyoruz arkadaşlar. Alkış seslerini duyduk ilk çıkarıldığı anda. Orada duygu yoğunluğu oldu. Kimi zaman çıkarılmalarda ağlamalara şahit oluyoruz. Ekip arkadaşlarınızla o duygu nasıldı? Tabii ki hepimiz alkış seslerini özledik. Sessiz giden bir ambulans hepimizi yoruyor. Ama alkış seslerine gidildiği zamanki süresi, alkış seslerine gidildiği zaman bu mutluluk işaretleri. Deviyorsunuz mu? Bir fotoğraf var. Tabii ki. Yani öpmedik. Efendim ben değilim. Sadece saçını falan okşadım. Malum pandemi de var. Biraz dikkat etmeniz gerekir. Saçını okşadım. Evlatlarımız var hepimizin ile ilgili. Saçını okşayıp göz bebeklerini falan sildi. Toz enkazın pisliğini, yüzünü falan sildi. O şekilde etmedik yani. Ha, teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet. Evet, isim, şu anda... İsim var mı efendim? Neydi abisin soyisim? İsim. Levent Onur. Levent Onur. Teşekkürler Levent Bey. Çok teşekkürler. Evet, 91. saatte mucize yaşandı. 91. saatte 3,5 yaşında bir bebek çıkartıldı. Enkaz alanından, Rıza Bey apartmanından, mutfakta... Bulaşık makinesinin hemen yanında bulundu. 1,5 saatlik bir çalışmanın ardından çıkartıldı. 3,5 yaşındaki bebek. 91. saatin mucizesi oldu. Mucize ismi oldu. 3,5 yaşında ekipler yoğun bir çaba sarf ettiler. Bulaşık makinesi üzerine gelmiş şekilde bir yaşam alanı, yaşam üçgeninin olduğu noktada bulundu. İlk olarak olduğu noktada müdahale gerçekleşti. Battaniye o alana gidildi. Serum takıldı. Daha sonra da alkışlarla çıkarıldı. Binanın olduğu noktada çalışmalar devam ediyor şu anda. Alkışlar o kadar yüksekti ki geldiğimiz anda burada öyle bir coşku vardı ki o coşkuyu inanın kilometrelerce öteden duyuyordunuz. Bu noktadan alkış sesleri yükseldi. 91. saatte mucize gerçekleşti. 91. saatin mucizesi oldu. Böyle gelebilir misiniz? Evet, şu anda UMKE ekiplerini de görüyoruz. UMKE ekipleri de şu anda burada. Arkadaşlar. Evet, UMKE ekipleri ilk müdahaleyi yapmışlardı biliyorsunuz.